Evet kıymetli izleyenler, bizim OBA programında bugün sevgili izleyenler Ege TV ekranlarında çok önemli bir konumla beraberiz. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Mustafa Erduran sevgili izleyenler canlı yayın konuğumuz. Tabi bizler kendisini çok eski zamandan beri tanıyoruz. Kemal Atları iyi bir esnaf, kıymetli duayen isim, kıymetli başkanımız sağ olsun. Konak içiden şu anda tabii ki İzmir İl Başkanlığı'na giden hem macerasını hem siyasetteki genel fikir ve görüşlerini alacağız. Kıymetli Başkan, yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Herkes iyi olunca biz de iyi olacağız inşallah. Ne güzel, malum yoğunsunuz. Sosyal medyada ben sizin elinden geldiği kadar takip ediyorum. Teşkilatınızla birlikte herhalde çalmadık bir kapı bırakmıyorsunuz. Yani mümkün mertebe arazide olmaya gayret gösteriyoruz. Hem çarşıda hem pazarda hem mahalle aralarında görünür olmak lazım. Yani sosyal medya evet Türkiye'nin bir gerçeği ama sosyal medyanın dışında da görünür olmak gerekiyor. Sosyal medya iletişim anlamında güçlü bir konumda ama insanlar size temas etmek istiyor. Gözüyle canlı bir şekilde görmek istiyor. Karşılıklı konuşmak istiyor. Bunu sağlamak için de mutlaka sokakta olmanız gerekiyor. Biz bu yılın başında yapmış olduğumuz planlamada önce bir 6 aylık planlama yaptık. 6 ay boyunca arazide olduk. Sonra 2 ay planlama yaptık. Yine biz 2 ay boyunca sokakta olduk. Şimdi bir Eylül-Ekim ayı çalışmamız var. Yine biz İzmir'in belli ilçelerinde sokaklarda olacağız. Ama Kasım ve Aralık ayımızda kırsal çalışma diye ayırdık. Yine bir 2 aylık ayrı bir çalışmamız var. Yani sürekli arazide olmaya gayret gösteriyoruz. Ne güzel. Şimdi tabii konumuza girmeden önce öncelikle bizler sizi yakından tanıyoruz. Çok eskiden beri biliyoruz. Kemal Atlı'dan iyi bir esnafsınız. Hem de siyasette gerçekten hani diyorlar ya işin mutfağından hamurundan gelen bir kıymetli bir isimsiniz. Öncelikle Mustafa Erduran kimdir? Kıymetli Ege TV ekrandaki izleyicilerimiz sizi öncelikle bir yakından tanısın. 1971 İzmir doğumluyum. Aslen Konyalıyız. Babam 2 yaşında Konya'dan İzmir'e gelmiş. 80 yıldır İzmir'deyiz. Ben 50 yaşındayım. Yani biz doğduğumuzdan beri İzmir'deyiz. Doğup büyüdüğümüz mahallemiz Basmane, Altınordu Mahallesi. Mahallemizden kaynaklı da aynı zamanda da Altınordu Spor Kulübü'nün taraftarıyız. Bir dönem yöneticiliğini yaptık. Tabii ticaret, bir sevda. Elbette ki o büyük bir sevda. O mahallenin sevdasını unutmamız asla mümkün değil. Ve hala da yaşıyoruz. Yani tribünlerde yerimizi asla boş bırakmıyoruz. Ticaretle uğraşıyoruz. Kemer altında nikah şekeri, hediyelik eşya anlamında, davetiye anlamında bu sektörle ilgileniyoruz. Tabii çocukluğumuzdan bu yana ileri gelen de bir siyasi serüvenimiz var. Bu babamızdan kaynaklı. Evet. Yani babam İzmir'de Milli Selamet Partisi'nin kurucularının olması hasebiyle çocuk yaştan bize bulaşan bir siyasi çalışma var. İyi ki de Saadet Partisi'de milli görüşle biz buluşmuşuz. Yani iyi ki de benim babam o zamanlar Milli Selamet Partisi'de buluşmuş. Yani biz ilkeli duruşu, ilkeli hareketi, ilkeli konuşmayı biz milli görüşte öğrendik. Çocukluk yıllarımız Milli Selamet Partisi'nin merdivenlerinde geçti. Refah Partisi'nin ilerleyen sürelerinde il yönetim kurulu üyeliği görevleri yaptık. Maşallah. Tabii biliyorsunuz 28 Şubat süreci yaşandı. Refah Partimiz kapatıldı. Arkasından Fazilet Partimiz kuruldu. Kurulan Fazilet Partisi'nde de il başkan yardımcı görevini yaptık. Yine bu süreç devam etti. Biliyorsunuz yine Fazilet Partimiz kapatıldı. Arkasından Saadet Partimiz kuruldu. Ve nihayetinde kurulan Saadet Partisi'nin il başkan yardımcı görevinde de bulunduk. Ama daha sonra süreç gelişti. Biz Konak'ta ilçe başkanlığı görevi yaptık. İki dönem Konak'ta ilçe başkanlığı görevi yaptıktan sonra tekrardan il teşkilatına, il başkan yardımcı görevine getirildik. Bir müddet sonra şartlar bizi il başkanlığına doğru getirdi. Ne güzel. Yaklaşık bir yıldır da hemen hemen İzmir'imizde il başkanlığımızı yapmaya devam ediyoruz. Peki kıymetli başkan, gerçekten öyle güzel özetlediniz ki diyorlar ya bize de söyleyecek söz bırakmadınız ama şimdi şuna girmek istiyorum. Siyasetin temelinden, hamurundan gelmenin öncelikle dışarıda seçmene ulaşımda bunun katkısı ne oluyor? Şimdi tabii siz yıllar dediğiniz gibi Refah Partisi, Fazilet Partisi şu anda Saadet Partisi'nde dediğimiz gibi bu görev devam ediyor. Bu bir aşk. Uzun süredir de çoğu siyasetçiler de hep böyle devamlı kıvrak manevralar diyoruz. Başka partilere geçiyorlar ama sizlerde bunlar hiçbiri olmadı. Sizler her zaman hep sahadaydınız. Her zaman en zor anlarda bile hiçbir zaman bu güzel partimizi kendiniz bırakmadınız. Şimdi öncelikle bize bir işin hamurundan gelmek, siyasetin temelinden yetişmek ve şu anki son durum il başkanlığına geçtiğiniz zamanki süreçte ilçe başkanlığından getirilen tecrübe öncelikle nasıl oldu? Daha sonra da diğer konularımıza geçeceğiz kıymetli başkan. Aslında bizim en önemli temel avantajımız biz rahmetli Erbakan hocamızı tanıdık. Ha, işte güzel. Yani onunla sohbetlerde bulunduk, onu dinleme imkanını bulduk ve biz rahmetli Erbakan hocamızdan teşkilatçılığı öğrendik. Halkla ilişkileri öğrendik.
toplumda nasıl oturacağımızı, nasıl kalkacağımızı, neyi nasıl konuşacağımızı, siyaseti nasıl yapacağımızı biz ondan öğrendik. Bu büyük bir avantajdı. Elbette ki teşkilatın çeşitli kademelerinde vazife almak da bir artı avantajdır. En büyük avantajımız, iyi ki Konak İlçe Teşkilatı'nda vazife almışız. Orada ilçe başkanlığı görevi yapmışız. İlçe çok önemlidir. Yani il teşkilatları da mutlaka önemlidir. Ancak ilçe demek mahalle demek, sokak demek, cadde demek, esnaf demek. İlçe sizi bunlara götürüyor. Aynen. Sosyal yaşamı görüyorsunuz. İnsanları tanıyorsunuz. Çok farklı kültürlerden, çok farklı inanışlardan, çok farklı tarzlardan insanlarla bir araya geliyorsunuz. Ve bu vesileyle de insanları, halkı, toplumu tanıyorsunuz. Evet. İlçenin getirmiş olduğu avantajla, ilçe başkanlığı yapmış olmanın avantajıyla elbette ki bugün il başkanlığı görevini belki biraz daha rahat yapıyoruz. Bunun temelinde en başta bir rahmetli Erbakan hocamızın bize vermiş olduğu eğitim, onu tanınmış olmanın çok büyük bir avantajı söz konusu. Ve sonrasında teşkilatın çeşitli kademelerinde almış olduğumuz görevler tabii ki. Bir de kıymetli başkanım, şimdi dediğimiz gibi il başkanlığı görevinize geldiğinizden bugüne önceki neler yaptınız? Hangi ziyaretlerde bulundunuz? Malum pandemi tüm dünyayı kasıp kavurdu. Kolay değil. Tabii toplantılar çoğu zaman Zoom üzerinden ya da sosyal medya üzerinden devam etti. Çok zor bir süreç yaşadık. Bu tabii ki sadece siyasi partiler herkes değil, işverenleri, çalışanları, belki Türkiye'mizin ekonomisini ve dünyayı çok etkileyen bir süreçti. Öncelikle tabii dediğimiz gibi şanssız demeyeyim de yani tam böyle zor bir zamanda il başkanlığı görevinizi yaptınız. Öncelikle bir yıl boyunca kıymetli Mustafa Erduran Başkan ekibiyle birlikte pandemi dönemi içinde sonuçta görevi aldınız. Neler yaptınız, oradan başlayalım. Yani konuşmamın başında ifade ettiğim gibi biz göreve geldiğimiz zaman öncelikle bir kampa girdik. Bu kampta 6 aylık bir planlama yaptık. Yani biz bu 6 ay içerisinde neler yapabiliriz? Aslında sene 12 aydan ibaret. Yani 12 aylık süreçte elbette ki planlama yapılması gerekiyordu. Ancak pandemi şartları bizi 6 aylık planlama yapma mecburiyetine götürdü. Biz bu 6 aylık planlamada elbette ki sosyal mesafe sorunu vardı, kapanan iş yerleri vardı, pandemi sorunları vardı. Ne yapabiliriz? Dedi ki şehrimiz bir pandemi yaşıyor. Bu pandemi esnasında bize düşen neler olabilir? Bunu nereden öğrenebiliriz? Kime yardımcı olabiliriz? Ziyaretler yapalım. Nereler yapalım bu ziyaretlerimizi? Metropolde bulunan ilçelerimiz ve metropole yakın ilçelerimizde ziyaretler yaptık. Nerelere yaptık? Belediye başkanlarımıza gittik. Mevcut yapıyla alakalı, pandemiyle alakalı belediye başkanlarımızdan bilgi aldık. Arkasından nereye gittik? Asayişle alakalı mesul olan ilçe emniyet müdürlerimize gittik. En önemlisi bugüne kadar belki unuttuğumuz, aklımıza gelmeyen sağlıkçılar, ilçe sağlık müdürlüklerine mutlaka ziyarete gittik. Ne güzel. Yani biz eğer gidiyorsak mutlaka önce gitmemiz gereken yer neresi? İlçe sağlık müdürlüğü. Çünkü pandeminin en ağır yükünü onlar taşıdılar, sağlıkçılar. Gittik. Hem durumla alakalı bilgi aldık, hem de üzerimize düşen bir vazife varsa bunu öğrenmek için kendilerine talepte bulunduk. Ne yapabiliriz anlamında. Gerekli verileri aldık, yapılması gerekenle alakalı bilgileri aldık. Bize gelen bilgi akışında biz teşkilatlarımıza, teşkilatlar aracılığıyla da halkımıza iletmeye çalıştık. Ve sonrasında da elbette ki ortam çok sıkıntılı olduğu için yoğun olmamak kaydıyla nokta yerlerde ziyaretlerde bulunduk. 6 aylık çalışma planlaması dolmasına yakın son bir ayında dedik ki ortam biraz yumuşamaya başladı. Hükümetin almış olduğu kararla kısıtlamalar da ortadan kalkınca biz bu çalışmaları biraz daha aktif hale getirelim dedik. Ne yapalım? Evet, sosyal mesafeyi yine koruyalım. Maskemiz gene olsun. Ama halka temas edelim. Temas edelim derken elbette ki anlattığımız manada dokunmak değil. Ama ziyaret. Elbette ki göz teması sağlamak, onları dinlemek, fikirlerimizi anlatmak anlamında araziye indik. Ve bu çalışmanın adı da Geçim İttifakı oldu. Burada genel merkezimizin tanıtma başkanlığının ortaya koymuş olduğu Geçim İttifakı konsepti bizim önümüzü açtı. Nasıl önümüzü açtı? Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Hemen hemen her gün bir gündem oluşuyor. Adeta bir magazin gündemi yaşıyoruz. Yani halkın gündeminden uzak, magazin gündemi. Yani falanca belediye başkanı ne yapmış, filanca milletvekili ne yapmış, cumhurbaşkanı ne söylemiş, ana muhalefet lideri ne konuşmuş. Evet, aynen. Ama bunlar halkın gündemi değildi. İşçinin, emeklinin,
esnafın, memurun, dar gelirinin bir ortak gündemi vardı. Bu da geçim sıkıntısı, geçim derdi. Kesinlikle. Biz kapısına gittiğimiz esnafımıza dedik ki, biz magazin gündemi konuşmaya gelmedik. Siz esnafsınız, ben de esnafım. Benim babam emekli, biliyorum ki sizinle bir yakınınız mutlaka emekli veya bir akrabanız memur. Bizim bir ortak gündemimiz ve bizim ortak bir derdimiz var. Biz geçimi konuşmaya geldik. Siz anlatacaksınız. Biz kanaatlerimizi ifade edeceğiz. Ortak derdimizle konuşacağız. Çünkü konuşmadan anlaşamayız. Türkiye'de konuşamayan bir toplum var karşımızda. Konuşmaktan korkan, fikirlerini ifade etmekten çekinen, adeta bastırılmış, sindirilmiş ve en büyük sıkıntımız da kutuplaştırıp kamplaştırılmış bir toplum var karşımızda. Evet. Bunu kırma mecburiyetimiz var. Yani konuşmadan bu kutuplaşmayı, kamplaşmayı kıramazdık. Dedik ki biz konuşmaya geldik. Hem siz bizi tanıyın, hem biz sizi tanıyalım. Ortak meselemizde bir noktaya gelme mecburiyetimiz var. Güzel. Bunları konuştuk. Her gittiğimiz esnafta, yani biz haftada iki gün esnaf taraması yaptık. Rakamlar aklımda yanlış kalmadıysa her taramamızda en az 250-300 esnafımızla birebir muhatap olduk. Şunu yapmadık. Hayırlı işler, kolay gelsin demedik. Kapısını çaldık. Derdin ortak olmuş. Elbette ki kapısını çaldık, içeriye girdik. Biz sizi dinlemeye geldik. Ne kadar güzel. Dışarıdan baktığınızda siz Saadet Partisi'ni nasıl görüyorsunuz? Sorulardan bir tanesi bu. Sorulardan bir tanesi, Türkiye'de merkezi hükümette iktidar olan AK Parti hükümeti var. Bir de yerel hükümette olan CHP hükümeti var. Yerel derken belediyeleri kastediyorum. Aynen öyle. Siz yereldeki hükümette olan, yani yerel belediyelerde neleri eksik görüyorsunuz? Merkezi hükümet anlamında da AK Parti hükümetin icraatlarında neleri eksik görüyorsunuz veya neleri iyi görüyorsunuz? Evet. Bunları konuşmamız lazım. Bizim bundan bir ders çıkarmamız lazım. Beğenilen tarafları not almamız lazım. Eksik görülen yerlerde de biz burada nasıl tamamlayıcı oluruz? Bu konuda çalışmamız lazım. Köprü görevi görüyorsunuz. Elbette ki. Vatandaş şaşırdı, dedi ki yani biz ilk defa bu maksatla bu şekilde kapımıza gelen bir siyasi parti gördük. Seçim yok. Seçim atmosferi yok. Evet, çok önemli. Erken adaylık söz konusu değil. Bravo. Ve siz gelmişsiniz, bizlerle bunları paylaşmak istiyorsunuz. Bu yapılması mecburi olan bir çalışmaydı. Çünkü konuşamayan bir Türkiye var karşımızda. Evet. Konuşmadan, bir araya gelmeden, masa etrafında ortak derdimizi konuşmadan sıkıntıları çözmemizin asla mümkünü yoktu. Önce konuşacağız. Bu konuşma iki büyük şeye vesile olacak. Bir, tanışmamıza. Kesinlikle. İki, kutuplaşan, kamplaşan yapıyı kırmamıza vesile olacaktı. İzmir'de biz Saadet Partisi olarak belli bir ölçüde bunları kırdığımıza inanıyoruz. Peki çok da güzel, gerçekten de dediğimiz gibi önemli bir şey. Şimdi toplum ne istiyor kıymetli başkan? Şimdi ben tabii ki bu soruyu devam edeceğim. Arkasından tabii ki sizin teşkilatlama yapınızı soracağım. İl başkanlığı görevinize geldikten sonra tecrübeli isimlerle devam ettiniz mi? Hangisine cevap vereceğinizi bilmiyorum ama ben bu soruyu bir es veririm diyorum. Sizin şu anda konuştuğunuz, oraya geleceğim. Teşkilatlama benim için çok çok önemli. Şimdi il başkanlığı görevinize geldiğinizden bugüne öncelikle bir ilde nasıl bir yapılanmaya gittiniz? İlçelerde ne bileyim bir değişikliğe gittiniz mi? Kan değişimine ya da Saadet Partisi'nde tecrübeli isimleri parti içerisinde tampon demeyeyim de nasıl onları görevlendirdiniz? Onları nasıl kaynaştırdınız kıymetli başkanım? Çünkü bunları dinlemek istiyorum. Bu önemli çünkü sonuçta başarıya giden en önemli şey bir ekip çalışması. Takım. Ben değil, biz. Önceki bizi nasıl yarattınız? Ona başlayalım kıymetli başkanım. Yani biz olayı şöyle diyelim, yani teşkilatlar nasıl bir değişim yaptı diyorsunuz ya. Örneğin ya değişiklik oldu mu? Yani kurumsal yapılarda şöyle bir anlayış vardır. Örneğin X bankası bir bölgenin banka müdürünü bir yerde 3 sene çalıştırır, 4 sene çalıştırır. Sonra o banka müdürünü o bölgeden alır, başka bölgeye gönderir. Daha aktif olsun. Yerine gelen müdür de çıtayı görsün. Bir basamak üstüne çıkmak için gayret göstersin diye. Şimdi ben 2 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Evet. Tecrübe var. Üçüncü yani. Dönem ilçe başkanlığını kaldıramazdım. Çünkü iki dönem yaptığınız zaman aynı şeyi üçüncü dönem yapmak bazen insana bıkkınlık getirebiliyor. Farklı bir işle uğraşmanız gerekebiliyor. Farklı bir vazife almanız gerekebiliyor. Bravo. Bunu yaşadığım için ilçe başkanlarımıza baktık, metropoldekinlere. İki dönem ilçe başkanlığı yapmış. Ha, güzel. Üçüncü dönem ilçe başkanlığını götürmeye çalışıyor. Ama fark ediyoruz, bir yorgunluk var. Yani aynı işi yapmaktan, sürekli aynı işte uğraşmaktan doğan bir yorgunluk var. Bunu fark ettik. Bunu şahsım da yaşadığım olduğu için dedim ki... Tecrübe işte burada geliyor ortaya. Bu ilçe başkanlarımızı il alalım. Süper, çok güzel. İl teşkilatımızı
bu tecrübeli arkadaşlarımızı da güçlendirelim. Hareket kabiliyetimiz biraz daha yükselsin, biraz daha kuvvetlensin ve birçok ilçe başkanımızı bu şekilde İzmir İl Başkanı Yardımcılığı görevine aldık ve ilçelerimize yeni ilçe başkanlığı atamalarını da yapmış olduk. Bu da bizim il teşkilatımızın kuvvetlenmesine, çeşitli fikirlerin çoğalmasına, birbirimize takviye olacak hale getirdi bizleri. Şimdi İzmir İl Teşkilatı'nın biliyorsunuz 30 tane ilçe başkanı var. Ama 30 ilçe başkanlığımızın 30 ilçenin de nüfus oranı aynı değil. Tabii değişiyor. Şimdi biz yeni bir planlama yaptık. 14 ilçemizi aldık. Metropolde bulunan ve metropole yakın ilçelerimizin. Bunların nüfus ve seçmen oranlarına baktık. Bu 14 ilçenin seçmen ve nüfus oranı yaklaşık seçmenimizin, nüfusumuzun %80'ler civarına tekabül ediyor. Bizim belli bir gücümüz var. Şimdi 300 bin, 400 bin nüfuslu bir ilçeye vereceğimiz güçle nüfusu 40 bin, 50 bin ilçeye vereceğimiz gücün aynı olmaması lazım. Aynen. Dedik ki madem bu 14 ilçemizin seçmen oranı İzmir seçmenin %80 civarına tekabül ediyor, o zaman yeni planlama yapalım. 14 ilçemize pilot uygulama başlattık. Hmm. Dedik ki biz ağırlığımızı buraya verirsek sahada daha başarılı oluruz. Diğer 16 ilçemize de yine ilçe sorumluları olmak kaydıyla, güç orantısını sağlanmak kaydıyla çalışmalarımızı yapalım dedik. Şu an yeni çalışma sistemimiz 2 haftadır. 14 ilçemize yoğun çalışma programı. Bunlarda neler yapıyoruz? Dedik ki ilçe sorumlusu kardeşlerimiz, ekip başkanlarımız bize bir tahlil yapacaklar. Nasıl bir tahlil? Aynı bir insan vücudu gibi düşünün. Hmm. Kan tahlili, kalbinin EKG'sinden tutun da vücut röntgenine kadar, MR'ına kadar biz her şeyi görmek istiyoruz. Neyi görmek istiyoruz? Normalde bir ilçemizde yönetim kurulu üye sayısı kaç olması lazım? Peki bizim ilçemizde kaç toplantıya gidiyor? Üyemizin ne kadar olması lazım? Şu anki hali hazırda kaç tane üyemiz var? Çok güzel. Sandık baş müşahidimiz ne kadar olması lazım? Şu an ne kadar var? Mahalle başkan sayısına ulaşabildik mi? Net rakamları getireceğiz ve hedef koyacağız. Ve bunları takvime bağlayacağız. Şimdi ben belki diğer siyasi partiler burada tüyo veriyorum. Evet, birazcık öyle oluyor gibi geldi. Olsun, yani bu bir planlamadır. Planlama olmadan... Ama önce olan sizsiniz sonuçta bu kadar. Elbette planlama olmadan, yapılan planlama bir takvime bağlanmadan hedefe varamazsınız. Şimdi planlama yapan, hedef koyan bir teşkilat olarak yolda yürümeye çalışıyoruz. Bir de kıymetliyiz yani. Tabii bizler kıymetli il başkanı Sayın Mustafa Erdoğan'ı tebrik ediyoruz hakikaten. Niye tebrik ediyoruz? Kolay değil. Şimdi ben de merak ettim, benim yapılanma nasıl gidiyor diye. 30 tane ilçe hakimiyeti en iyi kimler kurar? İlçe başkanları her bölgede oranın sıkıntısını kendileri bilirler. Ve kıymetli başkanı sağ olsun bu konuda gerçekten ilçe başkanları göreve alması da hakikaten çok çok iyi olmuş bu konuda. Ve bizler tabii ki bu konuda başkana teşekkür ediyoruz. Kolay değil başkanım. Öncelikle bunlar başarıya giden en büyük anahtar şeyler. Evet. Şimdi öncelikle tabii bu güzel yapıyı kurdunuz. A kadrosunu kurdunuz. Peki öncelikle ilçelerden hangi sorunlar geliyor sizlere? Sizler tabii ki ziyaretlerinizi ilçelere nasıl yapıyorsunuz? Bildiğim kadarıyla her ilçeye gidiyorsunuz. Evet. Kolay değil. Bugün İzmir'de büyük bir ilçe il olduğu için her ilçede gitmek zorundasınız. Bu sizin tabii büyük bir zamanınızı alıyor. Gittiğiniz zaman ilçelerde öncelikle hangi sorunlara karşı karşıya kalıyorsunuz? Ve bir de seçmen Saadet Partisi'nden beklentisi ne oluyor kıymetli başkanım? Yani ilçelerimizde genel sıkıntımız tabii insanlarımız bir kısmı çalışan insanlar, mesai sahibi insanlar. Mesai saatlerinin uyuşmadığı yerlerde çalışma programlarının bazen değişmesi gerekiyor. Evet. Bu bize evet belli ölçülerde sıkıntı oluşturabiliyor. Tabii ekonomik şartlar da belli, insanların ekonomik durumları da belli. Siyaset yapıyorsanız mutlaka buna bir bütçe gerekiyor. Kesinlikle. Yani kendinizden bir özveride bulunmanız gerekiyor. Bu anlamda ekonomik sıkıntılar yaşamıyoruz dersem yalan olur. Yani nasıl bir işçi, emekli, esnaf, memur bu şartlarda ekonomik sıkıntılar yaşıyorsa elbette ki siyasi partilerin de bu manada sıkıntıları var. Bizim teşkilatlarımız da her ne kadar ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor olsa da bizde gönüllülük esası var. Eksik olanı mutlaka cebimizden tamamlıyoruz. Allah da bizlere yardım ediyor. Zaman sıkıntısını da bir şekilde aşıyoruz planla, programla. Ki büyük sıkıntı zaman. Çünkü mesaili arkadaşlarımız var. Mesaiye uymadığı zaman planlanmış çalışmaya gelemeyebiliyorlar. Aynen. Biz bunun çalışmasını da yaptık. Özel bir çalışma yaptık. Yine ben bir kopya vermiş olayım. Estağfurullah başkanım. Teşkilat başkanımız dedi ki madem biz bir arazi çalışması yapacağız. Dedi ki bütün teşkilat mensuplarımız, ilçe başkanlarımız dahil olmak üzere. Haftanın hangi günleri, hangi saatleri boş? Ne kadar güzel aslında. Çok da güzel bir şey.
Bunları tespit etmeden yola çıkamazdık. İşte. Madem bir yola çıkma kararı alıyoruz, biz hem asker gücümüzü bilelim, hem de askerimizin boş vaktini bilelim anlamında bir planlama yaptı. Aslında güzel bir şey. Bu da bizim önümüzü açtı. Yani aslında başkanım, siz gerçekten bu konuya hakimiyetinizi görüyoruz. Umarım inşallah dediğimiz gibi her şey gönlünüz olur. Temennisini bizler yapıyoruz. Peki kıymetli başkan, seçmenden ne geliyor? Ya tabii ki sizler ziyaretlerinizde, yanlış anlamayın tabii, bunu içtenlikle soruyorum size. Herhangi bir tepkiyle karşılaşıyor musunuz? Ya da kıymetli seçmen, vatandaşlarımız sizi en çok ne konularda sistemlerde bulunuyorlar? Onlar da bir sistem dinleyelim kıymetli başkanım. Yani seçmenin... Çünkü zor. Yani seçmen çünkü çok şey istiyor. Seçmenin merak alanı çok geniş. İşte sıcak gündem. Örneğin Saadet Partisi Millet İttifakı'nda mı yer alacak? Cumhur İttifakı'nda mı yer alacak? Evet. Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Tabii seçmenin temel sıkıntısı ekonomik. Yani en çok sorulan şu. Yani siz hükümet olsanız işçiye ne vereceksiniz? Emekliye ne vereceksiniz? Memura ne vereceksiniz? Emekli için ne düşünüyorsunuz? Örneğin herhalde dündü tüm emekliler sendikasına ziyarete gittik. Orada emekli büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız vardı. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Dernek başkanı ablamız bize dedi ki, emekliler için ne düşünüyorsunuz başkanım? Özete gelelim dedi. Yani. Ben de aynen dedim ki, rahmetli Erbakan hocam sizin için ne düşündüyse biz aynısını düşünüyoruz. Çünkü rahmetli Erbakan hocamız 50 önce hükümeti kurduğunda emeklilere %300 ile %1000 oranda zam yaptı. Yani maaşlarını 3 kat ile 10 kat arasında artırdı. Yani emekliye şimdiki hükümet gibi %3,5, %4,5, %5,5 değil. %100'ün üzerinde %300, yani 3 kat ile 10 kat oranda zam yaptı rahmetli Erbakan hocamız. Hocamız size bu gözle bakıyordu. Diyordu ki Avrupalı'nın emeklisi aldığı emekli maaşıyla, ikramiyesiyle senenin belli aylarında istediği ülkeye, istediği gemiyle, istediği uçakla gidebiliyorsa benim emeklim de aynı şartlara sahip olması gerekiyordu dedi ve alınan maaş ortalamalarına göre %300 ile %1000 oranında, yani 3 kat ile 10 kat oranında maaşlara zam yaptı. Dolayısıyla rahmetli Erbakan hocam size hangi gözle bakıyorsa biz de aynı gözle bakıyoruz da ifade ettik. Olması gereken buydu. Bizim işçimiz de, emeklimiz de, memurumuz da, askeri ücretlimiz de hak ettiği maaşı, alın terin hakkını alabiliyor olması lazım. Yani senenin belli ayı geldiği zaman işte bankalar reklam yaparlar. Size tatil kredisi. Ne münasebet? Yani bizim işçimiz, emeklimiz, memurumuz tatil yapmak için niçin bankalara esir olacaklar? Niçin bankalara köle olacaklar? Sonra ay sonu geldiği zaman bankaya ödeyeceği kredi düşünecekler. Bankaya ödeyeceği kredi kartının miktarını düşünecekler. Ödeyemediği zaman da bunalıma girecekler. Sonra Allah göstermesin binanın tepesine kalkıp çıkıp intihar etmeye kalkacaklar. Bizim halkımız bunu hak etmiyor. Bizim halkımız refah içinde yaşayacağı bir ülkeyi, bir hayatı hak ediyor. İnşallah bize müsaade ederlerse, bize bu ehliyeti verirlerse, rahmetli Erbakan hocamızın 50 önce hükümette yapmış olduğu gibi biz işçimize de, emeklimize de, memuruna da hak ettiği maaşlarını mutlaka vereceğiz ve yaşanabilir bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Tabii başkanım, önemli açıklamalarda yine tekrardan sizden bilgiler aldık ama şunu sormak istiyorum ben. Şimdi hep anket şeylerinde bir partiye bir yer verilir. İşte AK Parti şu kadar oy alacak gibi anket şey olur. Tabii siz sahadasınız. Şimdi ben tabii ki benim kendi kanaat fikrim, ben hep bu kafadayım zaten. Anketten ziyade ben sahada çalışmalara daha çok önem veririm. Şimdi saha çalışmaları bize göre artık seçmenin kime oy vereceği veya en büyük tepki ne olduğunu gösteren bir tabloyu gösteriyor. Bilmiyorum, buna sizler katılır mısınız? Şimdi sahada gezen biri olarak, benim gibi genç, dinamik, aktif birisiniz. Gerçekten ben Mustafa Erdoğan'ı yıllardır tanıyorum. Gerçekten hem kemer altında iyi bir esnaftır ve kendisini çok sever herkes. Yıllardır da hep böyle yolda gördüğümüz zaman da sağ olsun her zaman da merhabalaşırız. Gerçekten de çok kıymetli bir isimdir. Hep de böyle sahada o enerjisi hiçbir zaman da bitmez. O konuda sizi tebrik ediyorum. Bu enerjinizi hep koruyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir seçim sandığımızı önümüze koysak. Şimdi malum seçmen tabii ki burada tepkileri nedir? Onları biraz önce az çok konuşuruz ama yine onlara da girebiliriz. Anketleme girersek, yani burada Saadet Partisi'nin bu dönem hem yerelde hem iktidarda size göre şahsi fikriniz, şansını kıymetli başkan nasıl görüyor? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de hiç olmadığı kadar ciddi oranda kararsız seçmen var. Yani bunun %30'lara vardığı söyleniyor. Ciddi bir rakam? Çok büyük bir rakam. Yani kararsız etkiler seçmen. Etkiler yani bu. Bütün siyasi partileri etkiler.
Örneğin Saadet Partisi'ne işte %3'lük bir siyasi parti gözüyle bakanlar var. Evet. Bu şekilde ifade edenler var. Ben ondan sordum, yanlış anlamayayım soruyu. Yok, ben açıklık getirmek için bunu söylüyorum. Madem Saadet Partisi %3'lük bir siyasi parti, neden bu kadar gündemde? Niçin AK Parti Saadet Partisi'ne bir araya gelmek istiyor? Niçin başka siyasi partiler Saadet Partisi'yle beraber bu yolda yürümek istiyor? %3'lük bir siyasi partinin peşinden bu kadar koşuluyorsa bence bu %3 olduğundan değil. Yani taşımış olduğu değer, taşımış olduğu ağırlık %3'ün çok çok üzerinde. Yani ben Saadet Partisi'nin kanaatim odur ki toplumun göstermiş olduğu reaksiyon, tepkiye baktığım zaman Saadet Partisi'nin bugün baraj sorunu kalmamıştır. Hmm. Bunu açık ve net söylüyorum. Yani ben burada seyircilerimize bir algı oluşturmak için bunu söylemiyorum. Estağfurullah. Çok, çok ciddi bir kararsız oran var. Ve bu kararsız oranlarla bir araya geldiğiniz zaman niçin Saadet Partisi olmasını insanımız konuşuyor. Hatta partilerin ismini söylemeyelim. Yani kutuplaşmış siyasi partilerin keskin savunucuları artık şunları söyleyebiliyor. Hiçbir siyasi partiye artık oy verişim gelmiyor ama ancak Temel Karamollaoğlu'nun bu dik duruşu, bu dürüstlüğü, bu ilkeliliği bizi ona yaklaştırıyor. Yani hakikaten Saadet Partisi'ne artık oy vermeden, Saadet Partisi'ni meclise göndermeden Türkiye'de bir şeylerin düzelmeyeceğini anladık diyen bir kitle var karşımızda. Bunun esnaf ziyaretlerinde de gördük. Birebir işlerde de gördük. Çok yakın arkadaşlarımız var. Farklı kanaatlere sahip, farklı siyasi partilere oy vermiş arkadaşlarımız var. Evet, artık Saadet Partisi'nin vakti geldi diyen, konuşan birçok arkadaşımız var. Biz bunlara bakıyoruz. Anketlerin birçoğu algı için yapılıyor. Gerçek anketleri ortaya koymuyorlar. O anketlerle belge algıları oluşturup, ya işte Saadet Partisi'nin %3'te gösterirlerse, halkta şöyle bir şey olur. Biz Saadet Partisi'ne oy verirsek oyumuz boşa gider. Boşa gitmesin o zaman biz oyumuz... Evet, böyle bir algı var, doğru söylüyorsunuz. Boşa gitmesin o zaman falanca siyasi partiye verelim anlayışı ortaya çıksın diye. Bu algıyı oluşturdular senelerce. Ama artık halk bunu yutmayacak ve yutmuyor da. Bize bunu ne gösteriyor? İşte haftanın iki günü sokaklardayız, İzmir'in caddelerindeyiz. Esnaf ziyaret yapıyoruz, mahalle aralarına giriyoruz, halkla bir araya giriyoruz ve halk konuşuyor. Biz halkın konuştuğunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu anketlerin hakikaten şeffaf bir şekilde sunulmuş olduğu zaman göreceksiniz ki Saadet Partisi anlatıldığı gibi %3'lük, %5'lik, 7'lik bir siyasi parti olmadığını, baraj sorunu olmayan bir siyasi parti olduğunu mutlaka göreceğiz. Peki kıymetli başkan, Saadet Partisi'ne tabii şimdi özel, yanlış anlamayın diye soruyorum bunu ama bakışlar nasıl? Önce nasıl bakılıyordu Saadet Partisi'ne ve şu anki bakışlar nasıl? Biraz önce konuştuğumuzdan biraz farklı bir şeyler, tiyolar da aldım ama nasıl bir bakışla karşılaşıyordunuz? Yani çünkü kolay değil. Yani barajda %3 işte ne bileyim bunlarla ve bir de sizin partideki bütün teşkilattaki insanlarımızı da şu konu tebrik etmek lazım. Hiçbir zaman partilerini bırakmadılar ve hep de o aynı iktidarmış gibi de hep devamlı çalıştılar. Bakışlar nasıl yani kıymetli başkan, seçmenin bakışı Saadet Partisi değişti mi? Yani önceki bakış nasıldı? Sağdasınız diye hep öncesinde bunları soruyorum. Ve şu anki son bakışlar ne durumda? Yani bir gerçeği ortaya koymak lazım. Geçmişte halkın bize bakışı farklıydı. İşte o yüzden. Yani bunu halktan kaçırmanın bir anlamı yok. Halkın kafasında oluşturduğu, şekillendirdiği bir Saadet Partisi, bir milli görüş vardı. Burada belki bizim de eksiğimiz vardı. Yani biz yeterince belki görünmedik, görünemedik. Kendimizi ifade edemedik. Hmm. Burada sadece bütün suçu sosyal medyaya, medyaya, halka atmanın veya başka siyasi partilere atmanın anlamı yok. Mutlaka eksik kaldığımız yerler vardı. Ama şu son yaklaşık 3-4 yıldır kullandığımız genel merkezin sosyal medya reklamları, sosyal medya sunumları ve bilhassa genel başkanımızın çıkışları bir ilgi odağı oldu. İnsanlar Saadet Partisi'ni merak etmeye başladı. Bu merak insanların bizi tanımasına, o kafalarındaki Saadet Partisi'nin aslında öyle bir Saadet Partisi'nin olmadığına, evet, farklı bir Saadet Partisi'nin olduğuna vesile oldu. Bunu biz arazide gördük, sokakta gördük. Buna en çok vesile olan da belli bir kesim buna kızıyor. Yani niçin Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir araya geldiniz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle 5 temel ilkede bir araya geldik. Biz hükümet kurmadık. Ya burası diyorsunuz önemli, burayı atlamayalım. Elbette ki biz bir hükümet kurmadık ki kurabiliriz de. Rahmetli Erbakan hocamız Cumhuriyet Halk Partisi ile 70'li yıllarda hükümet oldu. Fabrikalar açtı, imam hatipler açtı, Kur'an kursları açtı ve Cumhuriyet Halk Partisi de ortakken bu işleri yaptı. Kaldı ki Saadet Partisi şu an Cumhuriyet Halk Partisi ile
sadece bir ittifak içerisinde. Ne için ittifak içerisinde? 5 temel esası vurgulamak için. Bu da ülkenin menfaati, çıkarları neye göre gidiyorsa. Elbette ki. Nedir bu 5 temel esas? Halkın genel kanaati olan bir adalet. Şu an adalet anlamında halkın ciddi manada adalete bir güvensizliği var. Bu 5 temel esasının bir tanesi adalettir. İkincisi liyakat. Yani siz bir yere, bir masaya, bir koltuğa birini oturtacaksanız ahbap çavuş ilişkisi olmaması lazım. Yani benim akrabam buraya otursun, yan komşum buraya otursun değil. Oraya kim hak ediyorsa, kim liyakat sahibi ise oradan oturması lazım. Bir yere orman müdürü atacaksınız. Bir yere efendim falanca şubenin müdürünü atayacaksınız. Bir yere filancayı milletvekili yapacaksınız. Bakan yapacaksınız, genel müdür yapacaksınız. Ona kim liyakat sahibi ise onun orada oturması lazım. Yani. Liyakati tesis etmeden başarıyı yakalayamazsınız. Başka şeffaflık. Devlet ihale yapıyor, satın alma yapıyor ve ihale açıyor. Benim o ihaleyi şeffaf bir şekilde görmem lazım. Nasıl yapıldığını bilmem lazım. İhale bitti mi? İhale bitti. İhale bittikten sonra benim kafamda soru işareti kalmaması lazım. O da dördüncü unsur, denetlenebilir olma. Yapılan ihaleyi ve işlemi ben denetleyemiyorsam, kafamda soru işareti varsa siz gene huzuru sağlayamazsınız. Beşinci unsur, işte başkanlık sistemi. Tek kişinin verdiği kararla yönetilen bir devlet sistemi. İstişarenin, efendim konuşulup meclislerde mülakatların yapıldığı veya vekillerin bir araya kulislerde bir araya gelip konuşup kanun geçirip dönenler artık kalktı. Evet. Tek adam aklından geçeni kanun hükmünde kararnameyle gönderiyor ve ülkeyi yönetiyor. Ve birçok yanlışları da yaşıyorlar hep birlikte. Peki biz neyi istiyoruz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu nedir? Mecliste kulislerin ve komisyonların çalıştığı, komisyonların bir araya geldiği, Cumhuriyet Halk Partili, Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili, evet, bütün siyasi partilerin... Çok özür dilerim başkanım, araya giriyorum Hakkı Zeydin ama başkanım unutmayın sözlerinizi ama oraya tekrar gireceğiz. Evet kıymetli izleyenler, şu anda ekranları başında çok kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. Aslında isminin İzmir'in duayen ismi. Eski Altınoluk Spor Kulüp Başkanı, tabii ki Konya Vakıf Başkanı, Kemeraltı'nın tabii ki İzmir'in sevdiği isim Sayın İlyas Gönen. Canlı yayın konuğumuz. İlyas Bey merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı akşamlar diliyorum Muratçığım. Sen ve bütün konuklarına ve artı bütün dinleyicilerine, bütün İzmir'e saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir konumla beraberiz ama öncelikle sizin gibi duayen isim de kıymetli konumuzla ilgili mutlaka ki fikirleri vardır. Çünkü yan yana hem esnafsınız, Mustafa Erdoğan'ı biliyorsunuz, belki onun çocukluğunu da biliyorsunuz, gençliğini de biliyorsunuz. Evet, evet. Öncelikle duayen isim, İzmir'in duayen ismi Sayın Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erdoğan'la ilgili kıymetli görüşleri ne olur? Mustafa Erdoğan çok güzel yetişmiş bir siyasetçidir. Yaşının genç olmasından dolayı şu anda Türkiye için bir yıldız gibi parlayan insanlardan bir tanesidir. Gönlüm istiyor ki gelecekte inşallah bu akıllı duruşu, ilmi siyaset yapışıyla büyük yerlere gelir, ülkeye de hizmet eder. Çocukluğumdan beri takip ediyorum ve görüyorum, ilmi siyaseti çok güzel becerdiği için Türkiye'yi Allah'ın izniyle ileride yönetecek insanlardan bir tanesi olarak görüyorum. İnşallah. Kıymetli Başkanım, tabii bunun dışında sizler tabii ki sevdanız da aynı. Altınoluk Spor. Her maçta sizleri görüyorum böyle. Öncelikle tabii ki maşallah bu yaşınıza rağmen Allah size ömürler versin. Tabii ki o aşkı da bırakmıyorsunuz. Tabii insanların bir sevgisi var. Sevgisini her zaman ne dışına vurur ya içinde patlatır. Biz de ne yazık ki bu yaşa geldik, daha hala Altınoluk sevdasından kurtulamadık. Allah da kurtarmasın. İnşallah bu sene de geçen sene yaşadığımız final gibi şampiyonluk yaşarız. Gönlümüz öyle istiyor. İnşallah. Bizim en büyük derdimiz Türkiye'de ikinci takımı olan, herkesin ikinci takımı olan Altın Ordu'nun İzmir'de içinde kendisinin parçalanmadan taraftar sayısını arttıraraktan çok büyük bir şekilde takımına sahip çıkmasını arzu ediyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sayın Başkanım, önceki renk verdiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli... Ben de teşekkür ediyorum. Sizin fazla vaktinizi almayalım. Malum yoldasınız. Sayın Başkan'a başarılar diliyorum. Selamlarımı iletiyorum.
Onun da selamı var. Allah'a emanet olun kıymetli başkanım. Bütün dinleyicilere de hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim kıymetli başkanım. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın araya girdik böyle ama tabii bu da önemli bir isimdi. İlyas Gönül'ün sizlerle ilgili genel fikirlerini aldık. Başkan devam edelim. Özür dilerim. Araya girdik ama hakkınızı helal edin. En son işte 5. madde olan güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani bu parlamenter sistemde meclisin komisyonları çalışacak, kanunlar gelecek, teklifler gelecek, konuşulacak ve ortak notla buluşulacak. Şu an bunlar çalışmıyor. Olmadığı için de birileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına geliyor, bir şeyler fısıldıyor. Onun da aklı yatıyor veya yatmıyor, güveniyor karşısındaki insana, imzalıyor ve hüküm olarak insanların önüne geliyor. Örneğin işte sıcak yaşanmış olan bir gündem. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'nın başına bir genel müdür atandı. Ve bu genel müdür işte geçenlerde içeri alınan Adnan Oktar'ın müritleri arasında 40. sırada olan bir isim. Ondan çok daha ötesi Devlet Demiryolları'ndan 40 milyon euroluk ihale almış bir isim. Siz şimdi böyle bir ismi nasıl bu Devlet Demiryolları'nın başına genel müdür yaparsınız? Daha sonra iş açığa çıkınca istifa ediyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu şahsın böyle biri olduğunu bilse asla imzalayıp onu oraya genel müdür yapmazdı. Evet, bazı zaman diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, bizi aldattılar, bizi kandırdılar. Etrafındaki o lobi kimse, etrafındaki o kulis kimse Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi niyetini kullanıp aldatmaya ve kandırmaya devam ediyorlar. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Demiryolları'ndan 40 milyon euroluk ihale almış bir adamı kalkıp oraya genel müdür yapmaz. Sonra bu işin lekesi bu ülkenin Cumhurbaşkanı üzerine kalıyor. Bu sıkıntıyı aşmak için işte komisyonların çalışması lazım. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin olması lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bu yapıdan rahatsız. O da bunun değişmesini istiyor. Bunun değişmesi için de meclis çoğunluğu gerekiyor. 400 milletvekili gerekiyor. Evet. Ama mevcut yapıda şu an 400 milletvekilini AK Parti yakalayamıyor. Muhalefetle bir araya gelmesi lazım. Geçmişten gelen bir kamplaşma, kutuplaşma olduğu için de bir araya gelinmiyor. O da şu an için mümkün değil. Ama bunun kırılması lazım. Yani insanlar ebediyen birbirine küs olamaz. İnsanlar ebediyen birbirine dargın olamaz. Siyasetçi de olsa, kim olursa olsun ebediyen kamplaşmış ve kutuplaşmış bir şekilde olamayız. Bu topluma, ülkeye zarar verir. Evet, ülkenin menfaatleri gözetmemiz lazım. Elbette ki. Yani bakın, açık ben ne söylüyorum. Yarın çıksa Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti bir araya gelse ve hükümet kursa, güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında. Bunu yadırgamamak lazım. Olması gereken bu. Farklı kanaatlerin bir araya gelmesi lazım. Türkiye'de 80 milyonun tamamını aynı kanaatte yapamazsınız. Türkiye geniş bir yelpaze. Çok farklı bir yelpaze. Çeşitli görüşlere, inançlara, kültürlere sahip bir ülke. Bunlar bir araya gelmesi lazım. Siz herkesi aynı kalıba sokamazsınız. Maalesef senece sokulmaya çalışıldı ve fayda etmedi. Koltukta biraz daha fazla kalmak için kamplaşma, kutuplaşma siyaseti güdüldü. Bu da bizi bir yere getirmedi. Yukarıda esen rüzgar tabana fırtına olarak indi. Evet. Siyasiler yukarıda tartıştı, münakaşa etti. Aşağıda kaos oluştu. Yani komşuyla... Zararını mı çekiyoruz? Tabii, komşuyla komşu siyaset konuşamaz hale geldi. Akrabayla akraba siyaset konuşamaz hale geldi. Neden? Yukarıdaki kamplaşma aşağıya fırtına olarak yansıdı. Bunun çözülmesi lazım. Ön yargıların bir yere bırakılması lazım. Geçmişten kalan bir ön yargılarımız var. Nasıl kıracağız bunu? Şu bizim ortak derdimiz ve masamız. Biz burada toplanmak mecburiyetindeyiz. Bir, ikincisi konuşmak mecburiyetindeyiz. Evet. Konuşmadan asla çözemeyiz. Formalarımızı dışarı bırakmamız lazım. Elbette ki. Ülke menfaati bugün elbette neyi öngörüyorsa bize onu yapmamız lazım. Elbette doğru ki söylüyorsunuz. Ülke çıkarları için bunu uygulama mecburiyetimiz var. Bizim ulusal bir politikamızın olması lazım. Kim gelirse gelsin hükümetin başına, ülke menfaatlerini önde tutan bir ulusal politik olması lazım. Ama biz bunun eksikliğini yaşıyoruz. Saadet Partisi'nin, Temel Bey'in ortaya koymuş olduğu siyasi prensipler bugün Türkiye'de bu konunun önünü açmaya başladı. Yani biz örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş kitleyle bugüne kadar bu kadar merhaba etmemiştik. Evet. Onların bizlere karşı farklı kanaatleri vardı, ön yargıları evet, vardı. Doğru söylüyorsunuz. Bizlerin de onlara karşı farklı kanaatleri ve ön yargılarımız vardı. Bir kırılma oldu.
Elbette ki her siyasi parti içerisinde AK Parti dahil, Milliyetçi Hareket Partisi dahil, Cumhuriyet Halk Partisi dahil, Saadet Partisi dahil iyi niyetli insanlar vardır, kötü niyetli insanlar da vardır. İşte biraz dediğiniz gibi görmemiz lazım, birbirimizi tanımamız elbette lazım. Elbette ki o yargının bir kırılması yanlışı için. Bir toplumun tamamına mal edemeyiz. Yani artık insanların kendi şahsi çıkarlarını, menfaatlerini bir yere koyup ülke menfaatlerinde bir araya gelme mecburiyetimiz var. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti sürekli gündeme getirdiği işte dış güçler. Evet, dış güçlerin Türkiye'yle bir hesabı ve planı var. Bunu biz kabul ediyoruz. Yani dış güçler yeni var olmadı. Dün de vardı, bugün de var. Dün de vardı, bugün de vardı. Ben hep şunu söylerim. Dış güçler ülkenin bekası. Evet, ülke her zaman bir beka sorunu yaşar. Ve bizim toplumumuz, bizim ülkemiz bir Osmanlı bakiyesidir. Biz bu tehdidi her zaman yaşıyoruz, yaşayacağız da. Nereden geliyor bu? Hep söylerim. 1453 yılında Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiği günden beri bir rövanş hazırlığı yapan karşımızda bir Batı İmparatorluğu var. Aynen. Adı Fransa olur, adı Almanya olur, adı İngiltere olur, adı İtalya olur, fark etmez. Ama onların liderleri tektir, onları beraber yönetir. Eskiden Avrupa Birliği'ydi, AET'ydi, Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Dediler ki ekonomik topluluk çok şey ifade etmiyor. Bizim birlik olmamız lazım. Tek vücut olmamız lazım. Eğer biz 1453'ün revanşını almak istiyorsak tek vücut olmamız lazım dediler. Avrupa Birliği'ni kurdular. Evet, bizim beka sorunumuz her zaman var. Dış tehdit her zaman var. Dışarıda bizi bekleyen tehlike dün vardı, bugün var, yarın da olacak. Yarın olacak. Olması gereken ne? Kanaatlerimiz, görüşlerimiz, inançlarımız her ne olursa olsun bizim de tek vücut olma mecburiyetimiz var. Temel Bey'in son siyasi çıkışları, söylemleri ülkemizde bu birliği sağlama anlamında hakikaten önemli bir adım oldu. İyi bir gelişme oldu. İnşallah daha da ileriye gidecek. Yani bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Aynen. Mantığa gitmemiz lazım. Şimdi ben bir de şunu sormak istiyorum. Saadet Partisi kendini sahada veya sosyal medya mercileri şu anda yeni kullanıyorsunuz ama kendini iyi ifade edebiliyor mu? Her platformda yer alabiliyor musunuz? Yani bu TV, televizyonları da olabilir, kanalları da olabilir. Sizler her mecrada yer alabiliyor musunuz ya da anlamadığınız kısımlarda bir önce açıkladınız az çok bunları ama bir o temel maddeyi de almak istiyorum. Kendinizi seçmene nasıl aktarıyorsunuz kıymetli başkan? Yani daha çok ağırlıklı kullandığımız elbette ki sizi rahatsız eden konular oluyor mu? Sosyal medya alanında kendimizi göstermeye gayret gösteriyoruz. Çünkü gücümüz ona yetiyor şu an. Televizyon kanallarında, ulusal kanallarda, yerel kanallarda elbette ki gündeme gelmeyi istiyoruz. Bu da gücümüz nispetince oluyor. Ama ulusal kanallarda düne kadar ciddi bir ambargo vardı. Yani evet. Bizi çıkarmıyorlardı, bizden bahsetmiyorlardı. Bizi adeta yok sayıyorlardı. Ancak gelişen siyaset artık Saadet Partisi'nin parladığını ve Saadet Partisi'nin olmadığı bir hükümetin sosyal medyanın da gücünü görüldü. Elbette ki olmadığı bir ittifakın asla hedefe varmayacağını gördüler. Çeşitli ulusal kanallarda artık çıkmaya başladık. Kendimizi ifade etmeye başladık. Aslında oy oranı ne olursa olsun, her siyasi partinin, her siyasi görüşün kendini eşit bir şekilde ifade edebilmesi lazım. Bu gerek sosyal medya anlamında, gerek televizyonlar, gazete anlamında, gerekse seçime gidiyoruz, meclis anlamında. Yani bir partinin oyu %1 bile olsa, biz ona parti gözüyle bakmayalım, bir kitle gözüyle bakalım. %1'lik kitle kendini parlamentoda ifade edebilmesi lazım. Çünkü benden farklı düşünüyor. Belki de benden farklı bir yaşantısı var. Bizim onu bilmemiz lazım. Şimdi bu mevcut başkanlık sistemin önümüze getirmiş olduğu bir gerçek var. %50+1. Evet. %50+1 nedir? %51'dir. Peki burada ne kaldı? Burada %49 kaldı. Önemli, bunlar da önemli. %49'u ne yapacaksınız? Yok sayamayız. Yani diyelim ki Millet İttifakı seçime girdi. %50+1 aldı. 51 oldu. Cumhur İttifakı'na oy veren kitle de %49'da kaldı. Evet, olabilir. Peki 49'luk kesimi ne yapacağız? Görmezden gelebilir misiniz? Kesinlikle göremeyiz. Görmezden i̇şte gelemeyiz. Sistemin tıkanıklığı buradan geliyor. Siz güçten dirilmiş parlamenter sistemi kurarsanız, yani kulisler, komisyonlar çalışırsa, fikirler, kanaatler ifade edilebilirse, eşit şartlarda görüşülebilirse, o zaman %50+1 olmaz. %100 parlamentoda olur. %100'ün kanaati sunulmuş olur. Bu şekilde %49'u görmezden geliyorsunuz. Hatta 50+1'in aslında çıkan kanunlarda, yasalarda en ufak bir teklifi de yok. Onlar oy verdiği parti işte bir şeyi ortaya koymuş.
Adına kanun hükmünde kararname demiş, yürürlüğe koymuşlar. Onlar da alkışlıyorlar. Ama neyi alkışladığını bilmiyorlar. Hatta milletvekilleri bile bilmiyor. Belediye başkanları bile bilmiyor. Çünkü kulislerden geçmemiş. Birileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına yanaşmış. Böyle 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 anlatmış. O da ona inanmış. Kanaat getirmiş ve imzalamış. Sonra gündeme gelmiş. İşte bakın Türkiye'de milli eğitim. Defalarca Milli Eğitim Bakanı değişmesine rağmen kanayan bir yara. Milli Eğitim'in o keşmekeş yapısı değişmedi. Değişmiyor da. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesiyle Milli Eğitim'in yapısı değişmez ki. Sizin onunla alakalı oturup akademisyenlerle bir araya gelmeniz lazım. Sırf siyasetçi değil ki. Yani bu ülkenin akademisyenleri var. Masaya oturursunuz. Bu keşmekeşi nasıl çözeriz? Bununla alakalı bir kafa yorulması lazım. Bu insanları bir araya getirmezseniz, bunların kanaatlerini almazsanız siz milli eğitim anlamında bir şey yapamazsınız. Değil 8 defa, değil 9 defa, 90 defa Milli Eğitim Bakanlığı değiştirseniz aynı keşmekeş yapı devam eder. Rahmetli Erbakan hocamızın meşhur bir anlatımı vardır. Der ki bozuk tezgahtan bozuk düzgün ürün çıkmaz. Yani eğer bu tezgah bozuksa, bu bozuk tezgahın başına Saadet Partisi de gelse, MHP de gelse, CHP de gelse, AKP de gelse bu bozuk tezgah, bozuk ürün vermeye devam edecek. Temel mesele bozuk tezgahın tamir edilmesi veya yerine işleyen sağlam tezgahın konulması. Siz bu sağlam tezgahı tesis etmedikten sonra bozuk tezgahın başına Saadet Partisi'ni de koysanız, CHP'yi de koysanız, AK Parti'yi de koysanız bu tezgah bozuk ürün vermeye devam edecek. Rahmetli Erbakan ısrarla bunları söylüyordu. Anlayamadık. Toplum sonradan anladı. Sonradan fark etti. Biz rahmetli Erbakan'ı anlayamamışız dendi. Tamam. Hayattayken anlayamadık. Rahmetli oldu. Peki o zaman gelin bugün anlayalım. Yani fikirleri anlamak için illa o fikri söyleyenin yaşıyor olması mı lazım? Dolayısıyla bizim vazifemiz bu bozuk tezgahı işler hale getirmek. Başındaki bakanı değiştirmek bir şey ifade etmiyor. Sistem değişmedikten sonra 40 tane yeni bakan atasanız milliyetin düzelmez. Doğru söz. Peki baraj konusu da gündemimizde. Evet. Siz baraj konusuna nasıl bakıyor Saadet Partisi? Öncelikle onu da çok merak ediyoruz. %10 barajın kalkması yönünde çok fazla bir böyle bir sistem var. Bu konuda sizler niye nasıl bakıyorsunuz? Yani sizce barajın %10 olması mı lazım ya da barajın kalkması mı gerekiyor kıymetli başkan? Yani şimdi Temel Başkan ve tabii ki sizler nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Hükümet MHP'li bir çalışma yaptı. %5 mi olsun, %7 mi olsun ama bizim temel görüşümüz Türkiye'de baraj olmasın. Kim hangi kanaate sahipse, hangi kültüre sahipse onun mecliste mutlaka bir temsil yerinin olması lazım. Bunu siz %10'la kısıtlayamazsınız. %1'i de yok sayamazsınız. Yani %1 az bir rakam değil. Yani 100 tane de bir tane. Koskoca bir holding düşünün. Onun %1 hissesi ciddi rakamlar yapar. %1'i yok sayamazsınız. Yani 80 vilayetten bir tanesini görmezden geliyorsunuz tabii, diyelim. Tabii tabii. Önemli. Doğru söylüyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Bunu yok sayamazsınız. Dolayısıyla yani baraj mefhumunun ortadan kalkması lazım. Zaten eğer mevcut yapıyla gidiyorsanız, yani başkanlık sistemiyle gidiyorsanız, zaten barajın da bir anlamı kalmadı. Niye? Milletvekilinin bir anlamı kalmadı. Komisyonlar çalışmıyor. Komisyonlarda kanun teklifleri görüşülmüyor. Fikirler ortaya konmuyor. Niçin baraj var o zaman? Hani eskiden hükümet kuramıyorlardı. Hükümet kurulamadığı için işte baraj olmadığı zaman işte %3'lük, %5'lik, %6'lık partiler parlamentoya giriyor. Tek bir parti hükümet kuramıyor. İşte üçlü dörtlü koalisyonlar kuruluyor diye barajı getirmişlerdi. Şimdi başkanlık sistemi var. Niçin o zaman baraj var? Ha, başkanlık sistemi de olsa, mevcut geçmişte kullandığımız parlamenter sistem de olsa barajın olmaması lazım. Her türlü kanaatin ve fikrin mecliste konuşuluyor olması lazım. Biz buna inanıyoruz. Peki iller toplantısı olduğu zaman Genel Başkanı Sayın Temel Başkan'la birlikte öncelikli toplantıda ne çıkıyor? Ne kararlar alıyorsunuz? Rüzgarı nasıl? Yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz böyle ama öncelikle Genel Başkan neler konuşuyorsunuz kendisiyle ve sizler sahada hangilerini ve neleri uyguluyorsunuz? Öncelikle Temel Başkan rüzgarı nasıl? Yani Temel sahada. İl başkanları toplantısına gittiğimiz zaman Temel Başkanımız bizi hesaba çekiyor. Bütün illerin puanlama sistemi var. Üye anlamında, sandık baş müşahidi anlamında, mahalle başkanlığı anlamında, esnaf taramaları anlamında, mahalle ziyaretleri anlamında puanlama sistemi var. Öyle bir kuru bir toplantıya gitmiyorsunuz yani. Yok. Hesaba çekiliyorsunuz orada. Elbette ki. Ayağa kalkıyorsunuz, çalışmalar hakkında raporlar veriyorsunuz.
uyduruk rapor veremezsin. Çünkü bizim bir tesis adı altında bir sistemimiz var. İstatistikleriniz var. Elektronik bir sistemimiz var. Bütün raporlar oradan giriyor ve genel merkez onu günübirlik görüyor. Güzel. Orada raporlama sisteminde hangi il teşkilatının ne yaptığı görülüyor. Dolayısıyla bir yarış içerisindeyiz. Yani hiçbir il başkanımız o tablonun alt kısmında yer almak istemez. Dolayısıyla herkes üst tarafta yer almak için çok ciddi bir gayret içerisinde. Genel başkanımız da, genel merkezimizin teşkilat başkanımız da bu anlamda teşkilatımızı çok ciddi manada denetliyor ve çalıştırıyor. Bunun da faydasını görüyoruz tabii ki. Değil mi? Şimdi kıymetli başkan, tabii sizler dediğimiz gibi siyasetin mutfağından gelen bir insansınız. Çoğu zaman belediye başkanı adaylığınızı da yaptınız. Evet. Kıymetli Mustafa Erduran kendine bir hedef belirledi mi? Tabii bu hizmet diyoruz ama tabii hizmette de şöyle bir olay da vardır. Görev alınmaz, görev verilir. Mantığı da mutlaka ki günümüzde bunları bizler yaşıyoruz. Kendinize bir hedef koydunuz mu kıymetli başkan? Dediğimiz gibi siz işin mutfağındasınız. İsimlerini vermek istemiyorum ama sizin ve kıymetli aileniz, çevreniz çok önemli. Tabii ki şu anda önemli isimleri de evlerinde ağırladı. Bunları da isim olarak da vermemize gerek yok. Sizler zaten bunları yakinen de biliyorsunuz. Ben de bunları yakinen biliyorum. Öncelikle bir hedef koydunuz mu kendinize? Siz kendinizden neler bekliyorsunuz? Tabii önce Saadet Partisi önemli diyeceksiniz biliyorum ama burada mutlaka sizin de küçük bir hedefiniz var mı diye merak ediyorum. Yani çevremizdeki insanların, sevenlerin elbette ki bizim şahsımızla alakalı kafalarında bir hedefler mesela var. Ama şahsen biz inancımız gereği bu konularda kendimize bir hedef koymayız. Eğer bizim bir arkadaşımız, bizim bir kardeşimiz, milletvekili, belediye başkanı, bakan olur da bu ülkeye hayırlı hizmetler yaparsa onu biz yapmış gibi mutlu oluruz. İlla milletvekili olmak, illa belediye başkanı olmak, illa bakan olmak çok önemli değil. Hatta bir gün dediniz ya, belediye başkan adaylığı yaptınız. Bir gün bir kahvede bir konuşma yapıyoruz. Bir tane amcanın biri ayağa kalktı. Delikanlı, çok gençti. O zaman gençtik, daha gençtik. Kaybet dersen üzülür müsün dedi. Yani kaybetme korkusu yaşıyor musun? Dedim, bey amca ben kaybedersem üzülmem. Kaybetme korkusu yaşamam. Ancak dedim, ben kazanma korkusu yaşarım dedim. Durdu böyle baktı. Şaşırmıştır. Bana. Dedi ki, ya kazanmaktan korkuyorsan niye aday oldun? Bak bey amca dedim, ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer bu millet teveccüh eder, bizi bu şehirde herhangi bir ilçeye belediye başkanı yaparsa, biz belediye başkanı iken gece bir Allah'ın kulu aç yatarsa, Allah hesabını bizden sorar, biz bundan korkarız bey amca dedim. Adam şöyle döndü bana baktı. Dedi ki, Allah sizin gibilerin sayısını artırsın. Siyaset bunun için yapılmalı. Şuraya geleyim, bu köşe benim olsun diye değil. Yani bu başarıyı Murat kardeşim de sağlarsa ben yapmışım gibi sevinirim. Yani benim yapmamla sizin yapmasına bir fark yok ki. Yeter ki doğru iş yapılsın. Yani ha bu doğru işi ben yapmışım. Şuradaki garibana ha siz el uzatmışsınız, elinden tutup ayağa kaldırmışsınız. Ha ben tutmuşum. Değişen bir şey yok ki. Bir yarış yaparız. O garibana önce siz mi yetişirsiniz, ben mi yetişirim? Biz bunun yarışındayız. Eğer Allah, hep söylüyorum, biz inanç esaslı bakarız bu işlere. Allah Mustafa Erdoğan defterine siyasi anlamda bir makamı, mevkii yazmışsa o olur. Ama onu yazmamışsa bütün dünya bir araya gelse kimse onu oraya getiremez. Değil mi? O da doğru. Peki kıymetli başkan, üye çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şimdi sonuçta her zaman mutlaka bir beklenti vardır. Eskiye baktığımız zaman şu anda dediniz ya, rüzgar değişti. Üye çalışmalarınız ne durumda? Yeni üyeler Saadet Partisi'ne katılıyor mu? Kimler il başkanlığınızı ziyaret ediyor? Ne bileyim, sizin il başkanlığında gelen kıymetli seçmenle ne bileyim unutamadığınız bir anı ya da çok böyle farklı yaşadığınız bir diyalog ya da hiç beklemediğiniz bir olayla karşılaştığınız kıymetli başkan? Üye anlamında belki haberlerde takip etmişsinizdir, gazetelerde de görmüşsünüzdür. Yüksek Seçim Kurulu açıklamış olduğu rakamlar vardı. Bu rakamlarda son 3 ayda en çok üye yapan parti Saadet Partisi olmuş. Hmm. Yani onun verilerinde. Son 3 ayda o periyot içerisinde en çok üye artışı yapan, en çok üye yapan parti Saadet Partisi olmuş. Yani artık bir ilgi odağı olmaya başladık. İnsanlar teveccüh etmeye başlıyor. Eskiden akıllarında soru işareti olan konular, bunlar artık çözülmeye başladı. İnsanlar şeffaf bir şekilde bizi görmeye ve anlamaya başladı. Bu üye artışları da buradan geliyor zaten. Bundan sonra çok daha da üye artışlarımız olacak. Geçen ay çalışmalarımızın üye anlamındaki bölümüne bu sefer ciddi bir hedef kondu. İllere mevcut hedeflerin çok daha üzerinde hedefler verildi. Şimdi 81 vilayet bu anlamda yarışıyor. Geçen gün de tekrardan hatırlatma yazısı geldi genel merkezden.
dünya anlamındaki çalışmayla alakalı. Biz de bu anlamda harekete geçmek için konuşmanın başında ifade ettiğim, biz 14 ilçemizi sıkı çalışmaya aldık. Gelecek ay ayın ikisinde Ankara'da yapılacak olan il başkanları toplantısında, yani Eylül ayı üye çalışmalarında biz Türkiye'de birinci olmayı istiyoruz. Yani tatlı bir rekabet arası değil mi? Yani bunu böyle bunların da getirmiş olduğu bir güzellik var. Kaynaşma nasıl? Yani sizin illerle olan kaynaşmanız nasıl? Şu anda ilçelerin ille olan koordinasyonu nasıl? Seçmene ilmeleri nasıl? Mahalle başkanlarıyla uyumlarınız nasıl? Onları da şöyle yavaş yavaş programın sonlarına doğru bahsedeyim. Biraz teşkilatlamayı da konuşalım. Yani biz ilçe başkanlarımızdan mümkün mertebe... Şu an teşkilat sizi dinliyor çünkü, evet, özellikle. İlçe başkanlarımızdan mümkün mertebe ayda bir defa sabah kahvaltılı programlar yapıyoruz. Bir araya geliyoruz, toplantılar yapıyoruz. Onların kanaatlerini, fikirlerini alıyoruz. Çünkü arazide çalışmayı yapan onlar. Biz sadece genel merkezin bir plan ve programı var. Bir de il teşkilatının üretmiş olduğu araziye özel, İzmir özel çalışma planı programları var. Bunları teşkilatlarımıza sunuyoruz. Çalışma metotlarını, yolları gösteriyoruz. Onlar çalışıyorlar. Yani işin özünde tarlaya eken ilçe teşkilatlarımız. Ve tarladan çıkacak olan sebzesini, meyvesini, verimini de biz hep beraber alacağız. Bu anlamda ilçe başkanlarımızda çok ciddi bir koordinimiz var. Yine mahalle başkanlarımızda da ilçe başkanlarımız, onlar aylık toplantılar yapıyorlar. Aylık ilçe divan toplantısı dediğimiz toplantılar düzenli yapılır. Yani 30 ilçemizin tamamı mutlaka her ay aylık ilçe divan toplantısı yapar. Onlar bu toplantıları bitirirler, rapor ederler. Bir sonraki haftada il divan toplantısı yapılır. 30 ilçenin 30 ilçe başkanı ve yönetim kurulu bu toplantıya katılır. Ve biz de genel merkezin bize yapmış olduğu gibi tabloyu sergileriz. Hangi ilçe teşkilatımız daha başarılı olmuş diye. Başkanım, son dakikada girdik ama kıymetli öncelikle ailenize. Tabii siyasetçinin zamanı olmuyor. Gecesi gündüzü olmuyor. Kıymetli aile vakit ayırabiliyor musunuz? Öncelikle çocuklar, hanım, size desteği nasıl? Çünkü destek çok çok önemli bu konularda. Mutlaka ki aile bireyleri, kıymetli büyüklerinize de buradan, ailenize de, babanıza da, annenize de sevgi selamlarımızı göndeririz ama öncelikle onların size desteği nasıl ve siz onlardan nasıl helallik alıyorsunuz? Yani kızım üniversite 2'ye okuyor. İl başkanlığı görevi verildiğinde geçti karşıma, yandık baba dedi. Niye kızım? Zaten göremiyorduk, şimdi iş görmeyeceğiz dedi. Değil mi? Ama görev kısalır. Yani yapacak bir şey yok. Mümkün mertebe elbette ki vakit ayırmaya çalışıyoruz. Kızım Manisa'da okuyor, laboratuvar teknolojisi. İşte pazartesi günü okula açılacak. Bugün KYK çıkıp çıkmadığını kontrol ettik. Eğer çıkmamış olsaydı, bugün işte 12'de bir görüşmemiz vardı, çalışmamız vardı. Oradan çıkıp Manisa'ya gidip ev bakmak zorunda kalacaktık. Yani işte kızımın eviyle alakalı bile çalışmayı son güne bırakma mecburiyetine kaldık. Zaman fırsat vermiyor. Evet, insan istiyor vakit ayırmak ama rahmetli Erbakan hocam bize davamızı daha çok sevmeyi öğretti. Ailemizi de seviyoruz ama davamızı daha çok seviyoruz. Başkanım, çok teşekkür ediyorum kıymetli sohbetleriniz için. Bizim atladığımız ya da sizin eklemek istediğiniz seçmene buradan mesajlarınız ne olacak? Ve bunun sonunda da şunu da söylemenizi istiyorum. Neden Saadet Partisi'ne kıymetli seçmen oy versin ama yerelde, ama iktidarda? Buradan seçmene vaatleriniz ne olacak? Saadet Partisi öncelikle hangi projelerle geliyor ve seçmene buradan ne vaatte bulunmak ister? Kıymetli Mustafa Erduran, Saadet Partisi adına il başkanı olarak son mesajınızı alalım. Ben vaat sunmak yerine, çünkü insanlar aslında vaatlerden de bıktı yani. Yani o da bize görevimizi yapıyor, söylüyoruz. Söylüyorsun, bunu herkes söylüyor diyor. İnsanlara çok inandırıcı gelmiyor. Ben bilhassa genç kuşağa sesleniyorum. Hani bugün Z kuşağına. Toplumun ifade ettiği, Z kuşağı diye ifade ettiği o kuşağa seslenmek istiyorum. Yani belli bir yaş grubu, belli algılarla, belli bir altyapıyla, belli fraksiyonların arkasından koştu, siyasi görüşlerin peşinden koştu, körü körüne bağlandı. Ancak adı Z kuşağı diye ifade edilen bu kesim körü körüne koşmuyor. Her gittiğim yerde gençlere şunu söylüyorum. Şimdi bilinçli bir Z kuşağı arasında. Elbette ki. Ben şimdi size bir şeyler konuşuyorum. Ben size bir şeyler anlatıyorum. Ama bana inanmayın. Beni mutlaka araştırın. Önemli. Anlattıklarımı da araştırın. Yani siz bir şeyleri söylüyorsunuz, toplumun bunu araştırmaması çok büyük bir eksiklikti bugüne kadar. Ama şimdiki Z kuşağı diye ifade eden genç nesil araştırıyor. Evet, bu adam bir şeyleri anlattı, bir şeyleri konuştu. Ama ne anlattı? Giriyor internetten, sosyal medyadan araştırıyor, bakıyor. Anlattıkları doğru mu, yalan mı? İnceliyor. Ve ben bilhassa her gittiğim yerde ifade ediyorum.
mutlaka her siyasi partiyi dinleyin. Sadece Saadet Partisi'ni değil. Bütün siyasi partiler. Kapınızı açık bırakın herkese. Mutlaka. Hepsini dinleyin ve bir süzgeçten geçirin. Aynen. Bu konuşmaların hangisinin ayakları yere basıyor? Hangisi gerçekleri ifade ediyor? Hangisi yakın? Hangisinin altında samimiyet yatıyor? Hangisi size daha yakın, sizi temsil ediyor? Buna bakın, doğru bir karar verin. Yoksa kamplaşmış bir siyasi anlayış, kutuplaşmış bir siyasi anlayış Türkiye'yi uçurumdan başka bir yere götürmüyor. Saadet Partisi'ni yakından izlemelerini ben tavsiye ediyorum. Saadet Partimizin kurumsal internet sayfası var. Mutlaka girsinler saadet.org.tr diye. Orada bir bölüm var. Saadet nasıl çözer? Hı. Çok güzel bir sayfamız var. Neyi merak ettiler? Gençlik. Saadet Partisi gençlik için ne düşünüyor? Saadet nasıl çözer? O bölüme geldiklerinde gençlik yazmaları yeterli. Arama motoruna dokunuyorlar. Saadet Partisi'nin gençlikle alakalı. Saadet kadınlarla alakalı ne düşünüyor? Arama motoruna geliyorlar. Kadın yazıyorlar. Tek bir kelime yeterli geliyor. Evet, güzel. Bunlar önemli açıklamalar. Saadet Partisi ekonomiyle alakalı ne düşünüyor? Emekliyle alakalı ne düşünüyor? İşçiyle alakalı ne düşünüyor? Saadet nasıl çözer bölümüne saadet.org.tr'den geliyorlar. Oraya o tek kelimeyi yazıyorlar ve bizim görüşlerimiz ortaya çıkıyor. Ya biz boş konuşmuyoruz diyorsunuz. Boşuna konuşmuyoruz diyorsunuz. Evet. Bizimle ilgili neyi merak ediyorlarsa genel merkezdeki işte dediğimiz gibi Saadet Partisi org.org'a girip oraya kelime anahtarına her neyi merak ediyorlarsa orada yazmalarını. Elbette. Yani benim kendi ediyorum. Cep telefonum sosyal medya sayfamda da yazılı. Evet. Gizlemedim. Nedir? 0541. Hayır, yani Mustafa Erduran'da mı? Tabii Mustafa Erduran'ın Facebook sayfamda girdikleri zaman iletişim bilgilerinde direkt, orada her şey var. Direkt cep telefonum var. Ne güzel. Açık. İzmir dışından bile arıyorlar. Evet. Yani İzmir'den çok uzak illerden bile arıyorlar. Ulaşıyorlar. Belki bir toplantı esnasında olabiliyoruz. Belki bir yerde ziyarette olabiliyoruz. O an bakamasam dahi mutlaka telefona dönüp beni aramasın deyip cevap veriyorum. Görüşüyorum. Aramalarını tavsiye ederim. Kafalarında soru işaretleri varsa mutlaka arasınlar, sorsunlar. Çünkü konuşmadan, görüşmeden anlaşma, uzlaşma yolumuz mümkün değil. Başkanım çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii bir saatin nasıl geçtiğini bizler de anlamadık. Öncelikle Ege TV ekranlarına renk verdiniz. Kritik bir soru daha sorayım. Yayınımızı öyle kapatalım. Bugün seçim olsa Saadet Partisi size göre yüzde kaç oy alır diyorum. Kendi tecrübeniz ve kendi bir vatandaş kimliği soruyorum. Yani il başkanı kimliği değil de şu tecrübenize dayanarak bir soru soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Gaybı Allah bilir. Ancak baraj sorunumuzun kalmadığını ifade edebilirim. Değil mi? Çünkü %30'luk kararsız kitle bir şeylerin mesajını veriyor. Arazide yapmış olduğumuz çalışmalar bir şeylerin mesajını veriyor. Toplumun bize ifade ettiği mesajlar hakikaten bize bazı şeyleri gösteriyor. Saadet Partisi'nin bugün bir baraj sorunu kalmadığını biz görüyoruz. Gönlümüz istiyor ki Saadet Partisi Türkiye'deki herkesin 80 milyonun güvenini alsın. Onların sevgisini alsın, sempatisini alsın. Bütün oyları alsın. Biz bunu istiyoruz. Ama şu da olması lazım. Farklı kanaatler parlamentoda olsun. Yani tek siyasi partinin oluşturmuş olduğu bir parlamentoda huzur getirmez. Farklı kanaatler olsun ki yanlışın farkına varabilelim. Farklı kanaatler olması yanlışın farkına varmamız asla mümkün olmaz. Kim olursa olsun. Çünkü siz bir sisteme bu şekilde bakıyor olabilirsiniz. Ama bazıları şu açıdan bakar, bir kısmı döner bu açıdan bakar. O farklı açılar bizi doğruya götürür. Dolayısıyla bizim her baktığımız açı doğru demek yanlış olur. Meclisin renkli olmasından zarar gelmez. 4 siyasi partinin, 5 siyasi partinin, 6 siyasi partinin, hatta 7 siyasi partinin mecliste olması bana göre bir eksiklik değil, güzelliktir. Çok teşekkür ediyorum. Renk verdiniz kıymetli başkanım. Çok teşekkür ederim. Farklı konumda da kalmışsa da onda da inşallah ilerleyen zamanlarda İnşallah. Tekrar sizlerle konuşmak dileğiyle. Evet, kıymetli izleyenler, bizler de çok kıymetli Saadet Partisi İzmirli Başkanı Sayın Mustafa Erduran'a kıymetli, samimi, içten, tamamen doğal bir şekilde sevgili izleyenler sorularımıza cevap verdiği için teşekkür ediyoruz. Bizler de bizim OBA programında bize ayrılan sevgili izleyenler sürenin sonuna geldik. Haftaya farklı konuklarımızla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Ege TV'de kalın, bizim OBA'da kalın. Hayırlı akşamlar. Thank you.